temel yardımcıları Casablanca'ya gelmektedir. Bütün şüphelileri toparlayın ve çalınmış belgeleri arayın. Önemlidir. Aklından geçene bir saat. Amerika'da sadece bir saat. Galiba benim de ederim. Hiç korkma. Ben farkı vermeye hazırım. Sen gerçekte kimsin ve daha önce neredeydin? Ne yapıyordun? Ne düşünüyordun? He? Soru sormak yok demiştim. Muzaffer Bey! Muzaffer Bey! Hadi, hadi. Sana diyeceklerim var Muzaffer Bey. Sen kimsin hanım? Kemal'in anasıyım. Oğlumu alıp götürmeye geldim. Götürmeye mi? Götüreceğim, evet. Oğlumun senin gibi bir herifin kapısında kul köle olmasına gönlüm razı değil. Ana. Bırak. Niye? Nasıl bir herifmişim ben? Allah'ın kalbini taş ettiği zalimin hak hukuk bilmezin tekisin. Bunca yıldır yapmadığını bırakmadın köylüye. Topraklarına el koydun. Ha. Herkesi kendi toprağında ırgat ettin. Daha sayayım mı? Ana yeter. Bırak. Oğlunu zorla tutan yok hanım. Kapı orada. Çalışmak istemiyorsa kendi bilir. Çalışmak değil onun derdi. Ekmeğinin nerede olsa kazanır benim oğlum. Ana yeter dedim, yürü. Bırak, bırak. Yürü dedim ana. Muzaffer Bey, sal gitsin oğlum. Ana yürü dedim sana. Yoksa bu işin sonu kötüye varacak. Duydun yürü dedim beni. Sana. Duydun mu? Ne yapıyorsun ana? Ha? Delirdin mi ana? Ne yapıyorsun ana? Kemal, yavrum. Niye yalan söyledin bana ha? Niye o kızın peşinden gittin? Niye? Yeter artık ana. Yeter. Seviyorum dedim. Aşığım dedim, dinlemedin. Niye üstüme geliyorsun hala ana? O soykanın uğruna ölümlerden döndün. Hapislerde yattın. Yetmedi mi hala? Yetmedi ana. Güllü bana dönene, benim olana kadar bırakmayacağım peşini ana. Bırakmayacak mısın? Muzaffer'in boynuzu olmaya utanmıyor musun? Utanmıyor musun? Utanmıyorum ana. Meryem ana. Sen...
Benim alın yazım Güllü'yle yazılmış ana. Başka çarem yok. Affet beni. Sen bu garip ananın ahını aldın ya. Bundan böyle dilim affetse de yüreğim affetmez. Derdi çalışmak değil derken ne demek istedi yani bu kadın? Aman lafın gelişi işte. Ne takıyorsun kafana? Öyle deme. Anası bana bu kadar düşmansa Kemal'in de öyle olmadığını nereden bileceğiz? Sana bir fenalık yapacak olsa niçin gelip çiftlikte çalışmak istesin ki abi? Fenalık yapacak adam her yerde yapar. Bilmiyorum hemşire. Bilmiyorum. Senin de gözün tutmamıştı değil mi Kemal'i? Kov gitsin işte. Ne derdi diyorsun ki? Başka şoför mü kalmadı dünyada? Niçin hemen peşin hükümlü davranıyorsun ki çocuğa? Elin şoför parçası. Ne zamandan beri çocuğunuz oldu Halide Hanım? İkiniz de kesin. Kemal döndü Muzaffer Bey. Al içeri. Bu ne rezalet Kemal? Hadi ananı anladık. Benden pek haz etmiyor. Peki sen? Estağfurullah Muzaffer Bey, o nasıl söz? Bırak şimdi estağfurullahı filan. Onun derdi çalışmak değil diyor anan. Söyle de bilelim. Nedir senin derdin? Anamı yaptıkları için özür dilerim Muzaffer Bey. Siz onun söylediklerine kulak asmayın. Kendisi biraz... Nasıl söylesem? Biraz delidir efendim. Ne? Basbayağı bildiğiniz delidir efendim. Nasıl yani? Raporlu filan mı? Evet. Rahmetli babamı genç yaşta ince hastalıktan kaybetmiş. O gün bugündür ruh sağlığı pek yerinde değil. Allah Allah. Bana pek öyle gelmedi ama. Hatta... Gayet akıllı laflar ediyordu. Eder efendim. Ama biraz daha konuşmasına izin verseydim... ...Mustafa'cığım diye size sarılıp ağlamaya başlardı. Mustafa'cığım mı? Böyle akıllı akıllı konuşur. Sonra karşısındakini birden... ...rahmetli babam Mustafa zannedip ağlamaya başlar. Götürmediğimiz doktor, okutmadığımız hoca kalmadı. Ama ve lakin kimseden şifa bulamadık. Allah'ın takdiri işte. Sen git de bu yalanları başkasına anlat. Anlamadım. Yok anası deliymiş de bilmem ne. Sen dalga mı geçiyorsun bizimle be? Estağfurullah. Anan kocama besbelli düşman. Sen de çiftlikten kovulmamak için yalan üstüne yalan uyduruyorsun. Hayır, yalan değil. Yalan söylüyorsun. Hem de katmerli yalan. Siz bana yalancı diyemezsiniz Serap Hanım. Yalancısın. Güllü! Çıldırdın mı? Ne yapıyorsun yahu? Kov gitsin şunu Muzaffer. Böyle adi insanların hizmetine ihtiyacımız yok bizim. Bırak da buna ben karar vereyim.
Ne yani? Bu yalanlara inanıyor musun? Evet. İnandım. Kemal çiftlikte kalıp şoförlüğünü yapmaya devam edecek. Kararım budur. Ananın bu durumunu bilemezdik elbette. Kusura bakma. Mühim değil efendim. Bir derdin olursa çekinmeden gel söyle bana. Sağ olun Muzaffer Bey. Ondan sonra da Güllü, kov gitsin bunu Muzaffer dedi. Bunun yalanlarına mı inanacaksın? İçimden dedim ki, aha bu Güllü soykası yüzünden biri daha ekmeğinden oldu. Peki Muzaffer Bey ne dedi? Kovmam dedi. Ben ne dersem bu çiftlikte o olur. Oh, ağzına sağlık beyim. Kız sen bunları nereden duydun? Nereden duyacağım? Kapının arkasından duydum tabii ki. Sen kapıları mı dinliyorsun? Tuh sana. Ama sen de be. Sağ olasak okuma kuşu gibi burada oturup düşünecektik bunlar ne konuştu diye. Nereye Yasin ağa? Nereye olacak yatma. Bundan sonrası karı dedikodusu. Aman iyi ki gitti be. Sana çok mühim bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin kız? Bu Güllü çiftliğe ilk geldiği zaman mutfakta gelip ağlayıp bize bir şey anlattıydı ya. Ne anlattıydı? Ya bunun Kemal diye bir sevdiği varmış ya, sen de ne çabuk unutuyorsun ya. İşte diyorum ki o Kemal, bu Kemal olmazsın. Allah cezanı vermesin kız. Mühim şey dediğin şey bu muydu ha? Ha, niye ki? Kızım, koskoca Adana'da en az 1000 tane Kemal var. Hem Güllü Kemal mapusa girdi dememiş miydi ha? Sen de bunu unuttun herhal. Mahpustan çıkmış olamaz mı? Diyelim ki çıktı. Güllü arkasından bu kadar ağladığı herifi neden kovdursun? Hazır çiftlikte elinin altındayken ne demeye yanından uzaklaştırsın ha? Seninki de bir tuhaf yani. Bu da doğru ya. Allem eder, kallem eder, kalsın der. Muzaffer öbür dünyayı boyladı mı da hop Kemal'in koynuna. Nereye kız? Aman, içim sıkıldı ya. Çıkıp biraz hava alacağım. Kimsin? Güllü. Aç çabuk. Ne var? Ne istiyorsun? Müsaade et de gireyim. Esat'tan seviyor musun sen beni? Hala soruyor musun? Gözümün içine baktı cevap ver. Seviyor musun? Evet. Seviyorum. O zaman git buradan. Ancak öyle inanırım beni sevdiğine. Seni almadan hiçbir yere gitmem. Yalvarırım git. Kemal, bu işin sonu ikimiz için de hiç hayırlı olmayacak. Bizim kaderimiz birlikte yazılmış Güllü. Sonunda ölüm de olsa vazgeçmem senden. Hiçbir aşk uğruna ölmeye değmez. Bunu sen söyledin bana. Şimdi de ben sana söylüyorum. Değmez. Kemal Efendi. Duydun mu? Kemal Efendi, hı. Hayırdır Gülzar Bacı?
Ne oldu? Hiç. Uyku tutmadı da. Senin ışığının yandığını gördüm. Gideyim de iki lafın belini kıralım dedim. Uyuyor muydun yoksa? Yok. Öylesine uzanmıştım. Ha. İyi. Ay. Anan da iyi benzetti Muzaffer Bey bu gece ha. Eşekten düşmüşe çevirdi vallahi. Ya. Adı neydi senin ananın? Meryem. Meryem. Kusura bakma da Meryem teyze de biraz deliymiş. Öyle mi? Nereden duydun? Nereden duydum? Halide Hanım söyledi. Halide Hanım mı? Hı. Ay çok üzülmüş senin durumuna da. Sağ olsun. Ay sen de şimdi zor be Kemal. İnsanın böyle deli anası olunca insan katil olur vallahi. Ay katil dedim de. Sen hiç mahpusa düştün mü? Mahpusa mı? He. Yo, niye düşeyim ki mahpusa? Ha, bizim bir yakınımız vardı da böyle. Anası tıpkı seninki gibiydi, deliydi. Affedersin. Bir gün dayanamadı, çekti, vurdu. Hı. Kadın mezara, oğlan da doğru mahpusa. Ondan sürdüm öyle. Aklıma o geldi. Ver şunu. Ne oluyor be? Bir şey olduğu yok. Kimin fıtısı? Karımın. Karının mı? Ulan. Sen hani evli değildin? Hükümet nikahlı değiliz. İmam nikahlıyız. Ha hükümet ha imam. Evlisin ya. Ah. Bak. Beni de pek müşkül vaziyette bıraktın şimdi. Niye? Niyesi mi var? Yasin ha. Evli bir erkeğin odasına girdiğimi görse kemiklerimi kırar vallahi. İyi. Sen de durma o vakit. Karına benden selam söyle o zaman. Tabii yanına uğruyorsun. Bak hele bak. Emmi oğluna bak. Nasıl dayıyor be? Hay maşallah. Dayın görür diye mi korkuyorsun ha? Ne istiyorsun lan gene sen? Ne istediğim malum. Oğlum ben sana bir daha benden zındık bile alamam demedim mi ha? Lan tepeme attırma. Vallahi gider dayına derim ha burada çalıştığını. Den den. Çünkü sen Adana'mızın yetiştirdiği en büyük birlerden bir tanesisin. Biliyorsun değil mi? Dur lan! Sana diyorum. Ulan! Sana! Lan! Yeter lan sen! Lan! Dur! Gel lan burada! Öldüreyim mi lan? Ha! Öldüreyim mi? Öldüreyim mi lan seni? Gel buraya! Gel! Yeter lan seninle çektiğim ne lan bu? Ha! Lan! Gel! Ne oluyor lan burada ha? Ne oluyor ha? Ayrılın lan! Ne oluyor? Öldüreceğim lan adamı ha? Öldüreceğim lan! Çek lan dışarı, kovuyorum seni. Çek! Hamza efendi, seninle görüşeceğiz. Tamam mı? Senin al fabrikanda, suluk ozanında, senin de! Selamünaleyküm Haydar emmi. Ve aleyküm selam. Hoş geldin Yılmaz. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Nasıl işler güçler emmi? Allah'a şükür. Akmasa da damlıyor işte. Hayırdır pek bir vakittir uğradığın yok da. Babamın vefatından sonra işe güce biraz ara verdik emmi. Ya duydum. Başın sağ olsun. Sağ olasın. Dostlar sağ olsun. Şimdi neler yapıyorsun? Bir yakınımızın tarlası var. Onu ekip biçiyorum. Ben de seni onun için rahatsız ettim. Soğanı kaçtan alın? Beşten.
Az değil mi? Bu vakitte soğan tomurcuğa kaçmış olur. Ama senin babanın hatırı için hadi 5,5 vereyim. Anlaştık. Yarın getir dökerim emmi. Aldın mı Meryem teyzenin ilaçlarını? Aldım Yılmaz abi. Haydar emmi soğana 5,5 verdi. İyi mi? İyi de laf mı? Rahmetli babam eski müşterisiydi. Yoksa bu mevsimde soğan bu kadar para etmez. Meryem teyze çok sevinecek şimdi değil mi Yılmaz abi? Sevinir tabii de. Sen mi Yılmaz abi demesene. Ne diyeyim? Yılmaz de. Yok diyemem. Niye? Utanırım diyemem. Utanma kız. Ne var bunda utanacak? Peki. Aç mısın? Açım. Şurada çok güzel bir lokanta var. Hadi gidelim de karnımızı doyuralım. Acıyor mu? Hayır. Güzel. Bir daha ayağa kalkıp yürüyün bakalım. Çok iyi. Ben yine de bir ağrı kesici yazdım. İhtiyaç duyarsanız alırsınız. Peki. Kemal sizi bıraksın Cemil Bey. Gerek yok. Evim 2 adımlık mesafe zaten. Olur mu canım lütfen? Peki o zaman. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Kemal. Efendim Halide. O akşam pek konuşamadık ama annene çok üzüldüm. Bilmeni isterim. Sağ olun. Gül'ün söylediklerine de kafanı takma. O seni istediği kadar küçümsesin. Senin değerini bilen başka insanlar da var bu çiftlikte. Teşekkür ederim Halden. Oh maşallah maşallah. Şükür kurtuldunuz şu alçılardan Halide Hanım. Sağ ol Gülizar. Neriman Hanım geldi sizi aşağıda bekliyor. Tamam iniyorum. Kahve yapayım mı size? Olur canım sağ ol. Siz de sağ olun. Başlayacağım ben Fransızca'ya. Hoş geldin Neriman'cığım. Hoş bulduk şekerim. Oo, sargılar, alçılar falan gitmiş. Ya evet. Meğer sapasağlam olmak ne büyük nimetmiş. Teşekkür ederim Gülzar'cığım. Afiyet olsun. İlaçlara devam ediyor musun? Tabii, ediyorum. Çok iyi hissediyorum kendimi. Her şey planladığımız gibi gidiyor mu? Evet, merak etme. Bundan kesinlikle abimin haberi olmamalı. Duyarsa beni engellemeye çalışır biliyorsun. Zekai'nin bile haberi yok, değil misin? İyi. Ben de bugün adamların parasını vermeye gideceğim.
Güllü'ye yazık olacak. Niye olacakmış? O tüfek kazayla mı patladı zannediyorsun? Yapma Allah aşkına Halide. Hayatında ilk defa eline tüfek almış bir kız. Ne malum ilk defa aldığı? Neriman, niye anlamamakta ısrar ediyorsun? Onun niyeti ne pahasına olursa olsun beni bu çiftlikten göndermek. Ama canlı, ama tabutun içinde. Tövbe estağfurullah. Ancak ona bu fırsatı vermeyeceğim. Oy öldüm. Ay. Bu halde yine bir haller oldu ama. Hadi hayırlısı. Yine ne oldu kız? Durup dururken pek bir iyi davranmaya başladı be. Zaten sizin aranız iyi değil miydi? İyiydi, iyiydi ama. Az evvel yukarıda kahve ister misiniz diye sordum. Sağ ol canım dedi be. Canım mı dedi? He. Kahveyi götürdükten sonra da Gülizar'cığım. Allah Allah. Kız, bu kız aklını mı uçurdu ne? Ha? Onun yine bir vardır hesabı benden ama. Dur bakalım. Yakında çıkar kokusu. Allah Allah. Çabuk sür. Halideleri kaybetmememiz lazım. Yine ne atlar peşindesin? Sana sür dedim, çabuk. Takip ediyoruz bunları. Bu halde bana bir kötülük yapacak. Sen bu çiftliğe girdin gireli kafayı yedin vallahi. Ya kafayı yedim. Kadın bana kötülük yapmak için adam tutmuş. Şimdi de paralarını vermeye gidiyor. Saçmalama Allah aşkına. Neriman'la konuşurken duydum. Plan yapmışlar. Neriman yazık olacak Güllü'ye dedi. Halide ona bilerek ateş ettiğimi sanıyor. Etmedin. Ne? Etmedim tabii. Manyak mısın sen? Bunlar beni ya kaçırtacak ya öldürecek. Bak gör. Sen esrahtan kafayı yemişsin vallahi. Görürüz bakalım yemiş miyim yememiş miyim. Hoş geldiniz Halide Hanım. Hoş bulduk. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama yarın akşam gelip gelemeyeceğinizi kesinleştirmek istedim. Tabii geleceğiz efendim. Muzaffer Bey'in doğum gününde çalmak bizim için bir şereftir. Çok teşekkür ederim. Ben şimdiden ücretinizi vermek istiyorum. Buyurun. Ücreti yoktu efendim. Ne zahmet ettiniz? Aa, lütfen buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Daha ne kadar devam edeceğiz bu afiyelik işine? Sus da bekle. Geberdin sanki. Çıktı çıktı, takip et. Bekle işte, kaçmıyor ya. Yavaş yavaş yürüyor. Nereye girdi o? Nereye girecek?
Dükkanın birine. Halide Hanım'ı bekleyeceğimize sen gidip de Muzaffer'e öldürtecek senin hemşiren desen de biz de burada beklemekten kurtulsak. Sen kimden tarafsın be? Tabii ki Halide Hanım'dan. Ya demek öyle. Ben öldüğüm zaman mezarımın başında ağlama ama. Sana ne? Sen zaten ölmüş olacaksın. Şimdi nereye gidiyor bu be? Çiftliğe geri dönüyordur. Allah Allah. Allah Allah ya. Halide'nin başına gelen onca şeyden sonra sana bir şey yapamaz, merak etme. Ne iş çeviriyor o zaman bu kadın? Sen kafayı yemişsin diyorum, kızıyorsun. Bir iş çevirdiği falan yok. Alışveriş yaptı işte. İyi tamam, oldu. Allah kabul etsin. Selamun aleyküm Hafız Efendi. Aleyküm selam. Hayırdır erenler, senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada Hafız? Cuma'ya geldim. Allah kabul etsin. Cuma'ya. Sen ne zamandan beri cuma kılıyorsun Hafız? Tövbe de. Tövbe de. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Vazife-i Rabbana erenler. Cuma'dan cumaya da olsa secde-i Rahman'a bir baş koymak lazım. Doğru diyorsun. Hafız, ben fabrikadan kovuldum. Kovuldun mu? He. Böyle olacağı belliydi. Üzülme. Elde yok, avuçta yok Hafız. Üzülmeyip ne yapayım ya? Ben yakında kupacılığa başlayacağım. Benim yanıma gelirsin. Kupacılığa mı? Sırt ağrısı, bel ağrısı çeken kocamışların sırtından bardak çekeceğiz. Ya iyi düğün de Hafız, ben ne halt edeceğim ki senin yanında? Sen de hacamat yaparsın. Hacamat ne bu? Ya ağrıdan şikayeti olanlar geldiğinde bıçakla böyle keseceğiz, kan akacak, iş bitti gitti. Abo, yapamam. Beni kan tutuyor Hafız, biliyor musun? Ya yaparsın, yaparsın. Ya kardeşim, muska falan yasak olmuyor mu? Onun devri geçti. Artık para etmiyor, zal oldu. Ha, iyi bari. Ne zaman başlıyorum? Başladık bile. Bismillah. Bismillah. Kolun nasıl hemşire? Ağrın falan var mı? Hayır abi. Zaten Cemil Bey gerekirse diye ilaç yazmıştı. İyi, iyi. Sağ olsun. Ne zaman işimiz düşse koşup geliyor zaten. Ben de bugün direksiyon çalıştım Muzaffer. Nasıl? Kemal iyi öğretiyor mu bari? Vallahi o hiç dokunmadı, hep ben sürdüm. Vitesi vitesi tamamen öğrendim vallahi. Hala. Pazartesi belediyeye direksiyon imtihanına gidebilirsin yani, ha? Abi, yarın çalışacak mısın? Bir ara partiye uğrayacağım. Neden sordun? Neriman bizi evlerine yemeğe davet etti. Gideriz değil mi? Bakarız. Ya bakarız deme. Mutlaka gitmemiz lazım. Niçin mutlaka gitmemiz lazım? Neriman bizi uzun zamandır yemeğe almıyormuş. Üstüne basa basa rica etti. Hepinizi bekliyorum dedi. Özellikle de Güllü'yü. Pardon. Serap Hanım diyecektim. Gider miyiz Serap Hanım? Şey, bilmem ki. Peki. Gidiyoruz o halde. Hı?
Haydar Emmi 5,5'tan alırım dedi sobana ha? He, pazarlıkla öyle söyledi. Diyorum ki, mahsulü satınca gelecek parayla bir traktör alalım. Vallahi ben anlamam oğlum. Çok para değil mi traktör? Eskisinden bir şeyler uydururuz. Hatta para bile artar. Artanıyla da senin şu eski evi bir elden geçiririz diyorum. Ne dersin? Ne diyeceğimi şaşırdım vallahi. Sen olur diyorsan... Tarlan çok büyük değil ama maşallah Halil İbrahim bereketi var. İyi bakar, doğru ekip biçersen 3-5 seneye kalmaz. Hanım abiyle yapar seni bu tarla. İnşallah. İnşallah beraber görürüz o günleri. Çay dökeyim mi Yılmaz? Sağ olasın. Ben artık gideyim. Hayırlı geceler anacığım. Sana da hayırlı geceler oğlum. Allah ne muradın varsa versin. Amin. Güle güle Yılmaz. Allah'a ısmarladık.
oyun mu oynuyorsun benimle? Hı? Karımsın benim. Nikahlı karım. Benimle yatmayacaksın. Sevişmeyeceksin de niye evlendin? Neden? Şimdi efendi, senin bacaklarındaki bu rahatsızlık modern fen ilmine göre varis diye tabir edilen damar tıkanıklığıdır. Bu öyle büyük bir beladır ki damar tıkanıklığına saika vererek Allah korusun adamda kalp krizi geçirir. Deme be hoca efendi. Ben demiyorum efendi. Fen ilmeği diyor. Peki ne yapacağız? Hacamattan başka çaremiz yok. Ne diyorsun? Rahmetli anacığıma yaparlardı da pek bir canı yanardı zavallının. Allah rahmet eylesin. Ve biraz kan akacak tabii. Tabii. Pamuk. Lakin bu ilmi nebevi sayesinde damarların öyle ferahlayacak, öyle ferahlayacak ki yeni doğmuş bir bebek gibi olacaksın inşallah. İnşallah. İnşallah hoca efendi ama. Aması ne ki? Korkuyor musun? Yok canım, ne korkması? Ramazan. Ha. Hacamat zembereğini çıkar. Buyur kaba. Hoca efendi. Hoca efendi. Ha. Sen bunu yaladın mı? Yok. Sen bana yala demedin ki kabak. Evden çıkmadan yala dedim ya sana. Cezanı vermesin. Kabak şimdi sen niye bela okuyorsun ki? Bak yemin ediyorum çıkar giderim hafız mahfız dinlemem cıp cıza kalına burada. Kabak mı? Hafız mı? Ulan yoksa şu teneke mahallesinde evini bastıklar içkici hafız mısın sen? Haşa. Tövbe de. Nereden çıkardın şimdi onu? Allah kitap düşmanı düzenbaz seni. Bırak ulan bacanı. Ben şimdi seni hacamat etmedim. Bırak. Bırakmam. Dur bırakma. Bırakma git. Bırakma. Allah. Topuklar Ramazan. Allah. Yandı. Aa.
Hayrola Muzaffer Bey? Ava mı gidiyoruz? Tüfeğin dipçiği sallanıp duruyor Kemal. Giderken yolda İbrahim Çavuş'un dükkanına bırakalım da bir baksın. Nasılsın Gülizar? Sağ olun Halide Hanım. Ne olmuş burada böyle? Muzaffer Bey'le Güllü kavga ettiler herhal. Baksanıza odanın haline. Kim bilir ne dedi de delirtti abimi Soyka. Kız Muzaffer Bey'e illettirmiyor kendini Halide Hanım. Bütün bu kavgalar ondan. Gülizar, ayıp ama. Doğruyu söylemek ayıp değil ama. Hemen size bir şey diyeyim mi? Bence bu Güllü'nün göğünü başka birinde. Ne yani? Abimi aldatıyor mu? Bak Gülizar, geçmişte kötü günlerimiz oldu biliyorum. Ama Güllü'ye karşı benimle beraber olman çok önemli. Bu kızı bu çiftlikten atmazsak o bize atacak. Senden başka güvenebileceğim kimse kalmadı. Anlıyor musun? Daha bir şey öğrenemedim Halide Hanım. Ama öğrenirsem ilk size diyeceğim. Merak etmeyin. Mizan kurulacak, hesap sorulacak diye millet toptan Demokrat Partili oldu ama hala bir şey olduğu yok Muzaffer Bey. Mizan kurulacak da neyin hesabı sorulacakmış? Devrimlerin uygulayıcısı olmaktan başka ne yaptı CHP? Kötü bir şey mi yaptı? Siz niye o vakit Demokrat Parti'ye geçtiniz Muzaffer Bey? Duyunca hepimiz çok şaşırdık. Benimki siyaset değil Haydar. Ticaret davası. Haydar emmi, mahsulü getirdim. İndireyim mi? Yılmaz. Yılmaz dur. Bırak sen onları. Sıkma canını. Sen de malını başka yere satarsın. Bırak lan beni. Bir kız için anasını atasını satana, Muzaffer'in kulu köpeği olana başka ne denir? Herif her gece senin yavukluğunun üstüne çıkıyor. Sen de geçip seyrediyor. Sen de adam mısın be? Senden de bu beklenirdi işte. Beni buraya susmak için mi çağırdın? Anlatsana kız. Anlattım ya işte. Kavga ettik. Onu anladık. Niye kavga ettiniz? Hiç. Eften püften meseleler işte. Adam odayı kırdı döktü diyorsun. Eften püften meseleler için mi kızdı yani bu kadar? Gerde'ye girmedik biz. Ne? Pes yani kızım, pes. Adam kızmasın da ne yapsın? Tekmeyi vurmadığına dua etsen. Korkuyorum, ne yapayım? Heh, korkuyormuş. Şuna Kemal'i aklından çıkaramıyorum desene. Vallahi ondan değil. Hadi be. Bana bak, sen bu evliliğin sürmesini istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum tabii. Ha, iyi. O zaman kocanı avucunun içinde tutmayı bileceksin. Erkek milleti gelemez böyle şeylere. Hele Muzaffer Bey gibi birisi yatakta mutlu olmazsa var ya... ...hemencek başka karılara kaçar vallahi. Yapamıyorum, ne yapayım? O iş başladı mı kas katı kesiliyorum. Sanki Muzaffer yabancı bir adam oluyor bana, yapamıyorum. Yapacaksın.
Kemal'i memali unutup gözlerini kapatacak, vazifeni yerine getireceksin. Yoksa Allah korusun biter bu evlilik vallahi. Tamam mı? Tamam mı dedim kız? Tamam. Kerfede hoşçakal kurban. Moşe moşe de. Bu saat oldu daha hala sefte yapamadım. Uçtan sana. Hadi şimdi geri gidelim. Diyorum yok diyorum. Hiç kafan basmıyor be Cemşir. Hiç. Neye basmıyor? Şifreye girse girse sen girersin. Hamza girer. Hadi fazladan Zehra girer. Ben kaç paralık adamım ki Muzaffer Bey beni çiftliğe alsın? Ne için alsın? Ne için mi? Benim arkadaşımsın. Beğene bundan. Beğene olur mu? Ben oraya çiftçi başı olacaksam sen de benim en has adamım olarak... Yasin varken orada çiftçi başı olmayı unut. Hep söylüyorum. Güllü'nün gönlünü bir şekilde hoş tutmadıktan sonra siz çiftliğe girersiniz. Söyleyeyim ama siz hala Kemal'i dövmenin peşindesiniz. Kendi sataşı kurban. İnsan içeri girdi mi bir Allah'ın selamını verir ulan. Üstüme gelme böyle işten mi? Zaten dünden beri moralim piyas. Hayrola oğlum? Bugün fabrikaya gitmedin mi? Gitmedim. Hastayım diye haber yolladım. Her zamanki söğüşümü almak için Zaloğlu'nun yanına gittim. Bu böyle bana dayılanmaya kalktı, bilin mi? Ya ben de yer misin, yemez misin diye çöktüm tepesine. Dövdün yani. He. Öte bile geçtim. Bizim olan günlük söğüşümüz oldu anlayacağınız. Senden adam olmaz ulan. Gene ne yaptım Reşit'ten mi? Görüyorsun değil mi? Gene ne yaptım diye soruyor. Ben size Muzaffer'le etrafına iyi görünmeye bakın dedikçe siz inadıma hırgır çıkarıyorsunuz. Of, ikiniz de sıktınız ha. Hadi kalkın gidelim. Bizim kafamızı kiritti temizler. Hadi. Siz gidin. Benim hiç tadım yok. Be. Hey, yürü oğlum. Ben getiririm. Bak ayakların ağrıyacak sonra. Oturamam ki yavrum. Alışmışım ben. Ah Yılmaz da geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin yavrum. Sofra hazır. Gel otur hemen. Ben yemeyeyim teyze. Aa, olur mu hiç? Bak senin için tarhana yaptı Fattım kızım. Mahsulü satamadım. Satamadın mı? Niye? Satamadım işte. Haydar vazgeçti almaktan. Ziyanı yok yavrum. Başka kabzımal mı kalmadı Adana'da? Birinden birine satarız elbet. Satarız. Ben gideyim artık. Nereye oğlum? Birlikte yeseydik. İşlerim var teyze. Geç kalıyoruz. Canım biraz bekleseler ölmezler ya.
Ne oldu? Niye gerginsin bu kadın? Yok bir şey. Yoksa Güllü canını sıkacak bir şey mi yaptı? Ne alakası var canım? O zaman? Boş ver. Hadi çıkalım. Nerede kaldı bunlar? Zaten hiç gitmek istemiyorum şu yemeğe. Ne oldu? Pek mi suskunsun? Sevgili Halide Cil bugün yüz vermedi mi sana? Sen arkaya geç. Sana bir emanet verdiydim. Duruyor değil mi hala? Duruyor. Onu versene hele. Gel. Celal emmiye selam vermek yok mu? Hayırsız. Kusura bakma Celal emmi. Tez bir yere yetişmem lazım da. Neleri istedin? Araya biraz sıkıştım da. Onun için yarın götürür Çebeş'e birini okuturum dedim. Hadi eyvallah. Yılmaz. Gel otur hele sana bir çay söyleyeyim. Acelem var emmi. Otur ulan. Birlikte bir çay içelim. Geliyor. Fazla oturmayacağız Kemal. Bizi 2 saat sonra al. Ama abi. En fazla 2 saat Kemal. Tamam Muzaffer Bey. Doğdun abiciğim. Sağ ol. Üfle bakalım. Zahmet ettiniz yahu. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun. Sağ ol. Nice yıllara. Çok teşekkür ederim.
ki doğdun Zafer Bey. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun Zafer'cim. Hadi abi, pastanı kesmeyecek misin? Hadi. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Selamünaleyküm. Müsaade var mı? Kızgın mısın hala bana? İsyan etmiyor muyum sanıyorsun? Güldüğü her gün Muzaffer'in kollarında görmek. Geceleri birbirlerine sarılarak yattıklarını bilmek canımı acıtmıyor mu sanıyorsun? Ne yaptıysam Güldüğü'nün iyiliği için yaptım. Babası ona bir zarar vermesin diye yalan bile söyledim. Sevmiyorum seni dedim. Kendi ellerimle ittim onu Muzaffer'in kollarına. Eğer sende biraz gurur varsa temizlersin bu işi. Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğim besbelli. Vur Muzaffer'i bitsin bu iş. Sen yapmazsan ben yapacağım. Muzaffer'i öldürünce Güllü'nün tekrar beni seveceğinden emin olsam çoktan yapardım bunu. Ama Muzaffer'in bu meselede hiçbir suçu yok. Doğru. Muzaffer senin topraklarını elinden almadı. Hayvanlarını zehirlemedi benimki gibi. Kabahat bende. Senin gibi bir adamdan bir kere olsun erkek gibi davranmasını istedim. Yılmaz dur! Sakın yoluma çıkmaya kalkma. Yoksa önce seni vururum. Hızlı gidiyoruz bu akşam. Bugün doğum günüm değil mi? Mazur gör. Eğleniyor musun abi? Eğlenmez miyim hiç? Saz heyeti bile getirmişsiniz. Seveceğini biliyordum. Hediyelerimizi verelim mi artık? Aa, evet. Nirmancığım. Teşekkür ederim. Aa, çok güzel. Çok makbule geçti. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Muzaffer'cim,
Bu da Neriman'la benden. Çok şık. Çok teşekkür ederim. Çok güzeller. Muzaffer'cim, biz birkaç arkadaşımızla karar verip bunu aldık. Almadık ya, yaptırdık. Vay canına. Bu ne yahu? Ben hep demez miyim sana heykeli dikilecek adamsın diye? İşte buyur. Çok teşekkürler arkadaşlar. Serap? Abime sen ne aldın? Bir şey alamadım. Aa, alamadın mı? Yoksa bugün kocanın doğum günü olduğunu bilmiyor muydun? Unutmuştur canım. Hadi eğlenmenize bakın. Gel canım. Çok özür dilerim Muzaffer. Affet beni. Affedecek bir şey yok. Ben sana doğum günümü söylemedim ki zaten. Ben de akıl edip sormadım ama. Boş ver. Gel dans edelim. Hı? Bu müzikle mi? Dans etmek istedikten sonra müzik olmasa da olur. Gel. Yeah!
hoş geldin oğul. Baba, söyle. Biz yarın kime gideceğiz? Söyle, anam da duysun. Muzaffer'e oğlum. Ya niye gideceğiz, niye? Söyle, abu da duysun. Bizi çiftliğe al diye. Rahatsız mı ettik lan? Kaypağı berber. Sakın böyle bir şey yapmayın. Ne yapmayalım kurban? Sakın Muzaffer Bey'e gidip bizi çiftliğe al demeyin. Daha vakti değil. Sana kalsa o vakit hiç gelmeyecek. Artık karışma bize. Bak işine. Üstünde neydi o? Bana da pek benzediği yoktu ama. Sahi. Nerede o kelle ya? Bak aşağı koyduk. Ay bırak orada kalsın. İyi geceler Kemal. Size de Halide. İyi geceler. Sağ da iyi geceler Kemal Efendi. Thank you.
Günaydın canım. Günaydın. Benim bir parti toplantısına yetişmem lazım. Sen biraz yat uyu. Lacivert takımı hazırlamamış mı Gülizar daha? Ben kullanırım Kemal. Sen biraz dinlen. Muzaffer Bey. Efendim. Evet Kemal. Şey, araba biraz sağa çekiyor. Dikkatli sürün diyecektim. Tamam, sağ ol. Dikkat ederim. Ha, ne yaptın tüfeği? İbrahim Çavuş'a götürdün mü? Tamir oldu. Arabanın bagajında. Güzel. Onu çalışma odasına bırak. Sonra ben yerleştiririm. Peki abi. Merhaba teyze. Beni Kemal gönderdi. Çiftlikten geliyorum. Tabancayı elinden Yılmaz. Bu gül dalı else
başı toprağa değmez. Basıp geçen kim varsa onu asla affetmez. Akşam olmaz gözlerimi yumarken, kim ne bilsin ben ardından ağlarken. Gel beni bul, kalbim sana aitken. Aşk dediğin iki taşın arası. Gel beni bul, kalbim sana aitken. Aşk dediğin iki taşın arası.